Merhabalar beyler, bu videoda sizlerle BM Creations Land Rover Discovery One modellerinin Camel Trophy ve Black Smile versiyonlarını inceliyoruz efendim. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar beyler, hoş geldiniz. Ben Saat Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde BM Creations'ın Land Rover Discovery One modellerinin Black versiyon ve Camel versiyonu. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İnşallah iyicesinizdir. Benden sual edecek olursanız ben pek bir iyiceyim çok şükür. Fazla uzatmadan bu güzelim, güzide, muhteşem, çok sevdiğim modelleri sizlerin önünde açayım. Nereden başlayalım? Önce hadi Camel'dan başlayalım. Model gördüğünüz gibi piyasada Mini GT ve Inno üreticilerinden çıkma Camel dekalli, Camel Trophy araçları, işte Land Rover, Range Rover ya da işte Land Rover Defender 110 olarak bol bol görüyoruz, biliyoruz. Bu da BMC'nin, BM Creations'ın Discovery One modeli, Camel versiyonu. Şuradan hemen kutuyu hızlıca bir gösterip yine işte artık alışık olduğumuz BMC kutu tasarımıyla hemen açıyorum. Nasılsınız efendim? İnşallah iyisinizdir. Model yine şöyle dolu dolu bir aksesuar setiyle geliyor. Ama önce arabadan başlayacağım. Böyle bir hani background sayılmaz ama hani işte sergilerken böyle arkası beyaz olsun, şey olsun, ne denir? Hani ışığı yansıtsın, arabam güzel görünsün, detayları ortaya çıksın isterseniz böyle bir background'u var. Model budur. Dükkanda şu an teşhirdeki ürünü sizler için açıp buraya koydum. Önce nereden başlayalım? Aksesuarlardan mı başlayalım? Arabadan mı başlayalım? Hadi arabadan başlayalım. Efendim modele şöyle bir önden baktığımızda, bu arada flash açık, hiç onu kontrol etmeyeceğim. Bu sefer eminim açık olduğunda. Modele şöyle önden baktığımızda gayet güzel ızgaralı bir tamponla beraber işte sis farlı bir tür görüyoruz. Tekerlerin ne kadar güzel fırıl fırıl döndüğünün farkındasınızdır. Efendime söyleyeyim. Şöyle soldan baktığımda evet. Şu yaylanmanın farkındasınız. Güzel bir süspansiyon var. Arabanın lastikleri fırıl fırıl. Bu modelde tekerler sağ sol dönmediği için tekerler güzelce fırıl diye gidiyor. Ama bundaki olay işte şu süspansiyon olayı. Şöyle tamponu böyle. Arkasına baktığımda arabanın gayet güzel Discovery V8i yazdığını, şurada güzel bir stepnesi, buralarda hoş stop lambaları olduğunu görüyorsunuz. Gayet güzel detaylandırılmış. Kapıları falan hani dikiz aynaları hassas değil. Açarken hatta şurada bir gap olmadığı için doğru düzgün, hani sizi rahatsız eden, kullanıcıyı rahatsız eden bir boşluk yerine güzelce sıfırlanmış denebilecek bir boşluk olduğu için hani tırnakla falan açması sıkıntı. O yüzden direkt dikiz aynasından tutup çekiyorsunuz kapıyı ve sağdan direksiyonlu bu modeli. Şöyle evet, kameram da güzel odaklarsa eğer. Görüyorsunuz buradan da yani şnorkelin hemen oradan da yine açıyorum. Şuradan da görüyorsunuz. Evet. Böyle bir model. Tabii az önce hani elimde de oynarken gördüğünüz üzere bu tampon değişebilir. Modelin her şeyi de göstereyim. Altta süspansiyon olayını. Süspansiyon amortisör hani majoretlerden, tomikalardan alıştığınız gibi değil. Çok daha detaylı bir süspansiyon var araçta. Şuradaki vidaları sıkarak ya da gevşeterek arabanın ne kadar yaylanması istediğinize siz karar veriyorsunuz. Modelin nasıl diyeyim, işte onu sıktığınız zaman daha az yaylanıyor. Gevşettiğiniz zaman daha çok yaylanıyor. Öyle bir olayı var. İçinden çıkan aksesuarlarda da efendim şöyle gördüğünüz gibi
Şuradan küçük böyle ince hani belki bir bebek tırnak makasıyla ya da işte maketçilerin bildiği o maketçi keskisiyle çıkarabileceğiniz balyozu, kazması, baltası, küreği hepsi burada. Onun yanında efendime söyleyeyim. Fazladan çamur tekerleri, arazi tekerleri. Üzerinde BM Creations yazan. Bunların hani bu tarafında BM Creations yazıyor ama benim aracımın tekerinde BM Creations yazmasın isterseniz. Bu lastikler buradan ayrılır ve diğer tarafı dışa gelecek şekilde takabilirsiniz. Ama şimdi onunla vakit kaybetmeyeceğim. Bunlar asfalt tekeri. Hani modelin çamur tekeri yerine asfalt tekerini takmak isterseniz fazladan 4-5 adet, bir tanesi de stepney olmak üzere. Şu bir teker, bu bir teker, şu teker, şu stepney işte. Evet, stepney burada, bunda efendim. Hani çıkarıp takması çok gayet basit. Bunu çekiyorsunuz, bunu takıyorsunuz. Hop, evet. Tabii hani bunu Camel Trophy'de mi yaparsınız yoksa Camel Trophy olmayan başka bir modelde mi yaparsınız? Mesela arkadaki Black Series gibi. O sizin bileceğiniz iş ama hani takmanın çıkarmanın ne kadar kolay olduğunu göstermek için böyle bir şey yaptım. Ya şunları da neyse şimdi uğraşmayalım. Hani videoyu çok uzatmak istemediğimden şey yapmıyorum, yanlış anlayın. Bunlar plakalar. Aracın tamponundan mesela şurada gördüğünüz şu küçük Land Rover yazısı yerine bunu yerinden söküp burada gördüğünüz Land Rover plakasını takabiliyorsunuz bu modellerde. Daha büyük logolu bir versiyonu. Asıl olay tabii buradaki aksesuarlarda. Hop. Burada gördüğünüz gibi şu arkadaş ızgarasız olan tampon. Bunu hemen takayım ki arabamızın burnu üşümesin. Bu arada hanımlar beyler, kanalı takip etmiyorsanız eğer takip etmeyi, abonelikleri işte abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorumlarla falan katkıda bulunmayı ihmal etmeyiniz efendim. Bu gördüğünüz gibi ızgarasız tampon. Yani şu arkadaşın aksine araba böyle değil de böyle duruyor. İstediğiniz tamponu takmakta özgürsünüz. Burada gördüğünüz benzin bidonları ve malzeme kutuları. Bunları da şuraya dökeyim. Hop. Hani bunları isterseniz dioramanıza hani kenarına menerine koyarsınız. İsterseniz arabanın üzerine takarsınız. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız bu arkadaşları. Hop. Şöyle. Nerede o? Evet. Aslında cımbızımla mı yapsam bu işleri? Şuradan. Heh. Çok küçük olduğu için parçalar cımbızla almak sanki daha sağlıklı olacak. Şuradan hop, evet. Aa. Şöyle göstereyim kameraya. Bu bir malzeme kutusu. Yine aracın üzerine koyabileceğiniz. Bu da yine bir malzeme kutusu. Kameramda netleştirdiğine göre. Hop. Evet. Bunları böyle izleyebilirsiniz efendim. Netle yavrum. Yes. Böyle bu kadar küçük parçalarda böyle güzel detaylar. Tabii ki BM Creations'da benim çok beğendiğim bir üretici kendisi. Daha önce de bunları söyledik biliyorsunuz. Şunu düzgünce koyabilirsem eğer. Ben çok eli hassas bir adam değilim, kusura bakmayın. Evet. Şu arkadaş da şuradan tutarak göstereyim. Izgara şurada gördüklerinizin yerine ya da işte önüne falan uzatabileceğiniz fazladan ızgara parçaları. Bunları buraya takıyorsunuz. Plakaları bilmem neleri gösterdikten sonra efendim. Gelelim siyah versiyona. Black model. Ha bu arada şeyin içinden neydi o? Ha burada evet. Bir parçası daha var. Göstermeyi unuttum. Kusura bakmayın. Şurada. Evet. Mesela bu.
Şimdi bu bir Camel Trophy aracı olduğu için biliyorsunuz Camel Trophy takımları var farklı ülkelerin. Bu mesela hani istediğiniz ülkenin bayrağını yapıştırabileceğiniz bir işte dekaller. Amerika, Çin ve Birleşik Krallık bayrağını görüyorsunuz. En sağdaki şeyde ne yazıyor? Worn mu yazıyor? Herhalde bir marka logosu o da Worn. Değişik dediğim gibi ülkelerin bayrakları. İstediğiniz ülkenin takımı yaparak buraya yapıştırabilirsiniz işte dekalle. Camel versiyonu böyle efendim. Şuradan siyah versiyonunu da açalım. Bu arkadaşın mesela tabii bir Camel Trophy olmadığı için aksesuarları içinde bayraklar yok ama daha da değişik aksesuarları var. Hemen onları da göstereceğim. Arkadaşın kendisi hop, budur hanımlar beyler. Black Smile diye geçiyor kendi şeyinde. Nasıl diyeyim? Resmi ismi olarak. Hatta Haha Smile yazıyor. Şöyle yes. Bu arkadaş soldan direksiyonlu. Şöyle hemen önden göstereyim. Gayet güzel. Yukarıda smiley'leri görüyorsunuz. Hani sis farı yerinde. Aracın yine önden görünüşü bu şekilde. Sol tarafta. Evet, çevirdiğimde. Hop şuradan. Yes. Kapıları. Evet. Açtık. Gayet güzel, hoş bir parlak siyah boyayla boyanmış. Güzel bir model. Camlar falan gayet şık. İç tasarım gördüğünüz gibi. Efendime söyleyeyim. Arka taraf hani kasa olarak, hani detay olarak hemen hemen aynı model. Hatta galiba direkt aynı model. Ama işte hani bunu şimdi fark etmemiş olabileceğiniz bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu araç soldan direksiyon. Yukarıda ızgaralar yok gördüğünüz gibi. Hani default olarak gelen halinde ızgaralar yok. Ama işte burada smiley sis farları var. Model yine dediğim gibi tornavidayla istediğiniz ayara getirebildiğiniz süspansiyonlara sahip. Onun dışında yine şurayı şöyle kaydıralım. Hop. Yine içinden çıkan şöyle parçalar var bu arkadaşında. Şu kırmızı parça. Hop. Bunu şu tarafa takabiliyorsunuz. Buraya tabii yine o birazdan göstereceğim şu ızgaralardan da var pakette. Onlar da şuraya takabiliyorsunuz. Onun dışında yine asfalt tekerleri, işte stepnesi bilmem nesi, plakalar. Şunlar asfalt tekerleri, stepne burada. Efendime söyleyeyim, plakalar. Yine kazması, küreği, baltası, balyozu hepsi burada. Tabii bu arkadaşın ekstradan bir de şöyle aksesuarları var. Burada gördüğünüz fazladan bakın neler görüyorsunuz. Şuradaki benzin bidonları ve şuradaki malzeme kutuları Camel Trophy'de de vardı hatırlarsanız. Ama bunda fazladan bir adet varil aksesuar olarak. Efendim şurada yine cımbızımla çıkaracağım. Böyle tehlikeli sıvıların içinde bulunduğu bidonlar. Şöyle iki adet. Nerede o arkadaş? Yes. Böyle böyle bidonlar. Efendime söyleyeyim. Bir de böyle bir şişe mi denir artık? Bidon mu denir? Yine bir daha küçük bir bidon. Üzerinde kuru kafa olan. Böyle böyle şeyler. Yine benzin bidonları. Hop kameranın yerini şaşırdım. Evet. Odakla yavrum. Yes. 4 adet benzin bidonu da bu arkadaştan çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hop. Öyle yine malzeme kutuları.
Efendim efendim, şöyle bir tampon yine. Nasıl yapalım şuradan? Şunu çıkalım, şunu takalım yine. Bir de böyle küçük tamponla görün modeli. Evet. Böyle bir tampon. Kapıları da kapatayım. Tabii bu model siyah olduğu için bunda o aradaki gap daha belirsiz. Hay hay. Yine böyle dolu dolu bir set daha. Şimdi ürünleri daha da güzel görebilirsiniz diye hemen bir şurada bir tasarım yapacağım. Birazdan geliyor. Evet hanımlar beyler, kapanış için böyle bir görsel oluşturmak istediğimden siz biraz beklettim efendim. Şöyle bir hani arazi taşıt, sonuçta arazi dioramasında daha güzel görünür diye düşünüyorum. O yüzden şunu bir de böyle görün. Hanımlar beyler, gördüğünüz BM Creations'ın Discovery One modelleriydi. Bir adet siyah Black Smile versiyonu, bir adet Camel Trophy versiyonunu inceledik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada bu dioramayı da, bu alt dioramayı da daha önceden bir Mitsubishi Rally ürününün içinde göstermiştik zaten. Bu üründe ayrıca sitemizde Mitsubishi'siz tek başına bir rally dioraması, bir arazi dioraması olarak da satıştadır. Girip inceleyebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.